Efendim bir de Amerika Birleşik Devletleri ile bizim bir F-16 meselemiz var. Şimdi burada acaba süreç nasıl ilerliyor? Bir oyalama taktiği mi söz konusu yoksa olması gerektiği gibi mi devam ediyor? Bu konudaki son durum nedir acaba? Bizimle paylaşabileceğiniz bir detay var mı? Şimdi bize tabii verdikleri söz, başta Sayın Biden bu konuda demokratlar olarak kendi düşüncesinin F-16'ları ve diğer bütün parçalar, aksam bunları vermekten yana olduğunu bize söyledi. Ve bu arada da yine özellikle Savunma Bakanı muhatabıyla yaptığı görüşmelerde bu istikamette cevaplar alıyor. Yani biz vermekten yanayız. İşte cumhuriyetçilerden destek alamıyoruz. Onlar bu işe işte ters bakıyorlar falan. Bu seyahatte ben cumhuriyetçilerden Lindsey Graham ve yine bir başka senatör daha vardı. Onlarla ayrı ayrı görüşmelerim oldu. O görüşmelerimde de bana olumlu cevaplar verdiler. Dediler yani biz NATO'daki en önemli bizim ortağımız olan Türkiye'yi bu noktada yalnız bırakamayız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ve farklı birkaç kişiyle daha yine görüşmelerim oldu. Onlar da biz bu akşam buradan döner dönmez hemen Türkiye'ye karşı tavır içerisinde olan ismi burada vermeyeyim. Kişi ve kişilerden bahsetti. Onlarla da görüşmeler yapacağız ve bu görüşmeler birlikte Türkiye'ye karşı bir hasmane tutum içerisinde olmanın doğru olmayacağını. Çünkü Türkiye NATO'da bizim çok çok önemli bir ortağımız. Dolayısıyla bu sorunu çözmemiz gerekir diyeceğiz dediler. Tabii biz de şu anda Sayın Biden'ın bize vermiş olduğu bu sözden hareketle hakikaten bunun neticesini bekliyoruz. Yani evet. İyimser bir bekleyiştiniz. Evet. Şu anda bir heyetimiz de galiba Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Beraberdik. Onlar kaldılar ve şu anda dönmüş olmaları lazım. Onlar da orada yine Senato ve Kongre'deki bazı üyelerle Cumhuriyetçi, Demokrat onlarla bazı görüşmeleri yaptılar. Ve temennim odur ki inşallah NATO'nun da menfaatine olan böyle bir girişimde NATO da bizi yalnız bırakmayacaktır ve o da gerekli adımları atacaktır diye düşünüyorum. Efendim tabii NATO, müttefiklik, Amerika deyince yani Amerika'nın ikicikli tutumu Türkiye'nin malumu özellikle YPG'ye Suriye'nin kuzeyinde verdiği destek konusunda bir yandan bu sürüyor. Diğer taraftan tabii Putin biraz daha dikkatini Suriye'den Ukrayna'ya kaydırmış vaziyette. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik acaba harekatı gündemde mi? Bununla birlikte de tabii şunu biliyoruz. Şam rejimiyle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın görüşmeleri devam ediyor. Acaba bunda bir ilerleme sağlandı mı? Bir üst basamağı diğer ülkelerde olduğu gibi örneğin Dışişleri Bakanları seviyesine çıkar mı? Şimdi bizim Suriye'de terör örgütü varlık gösterdiği ve milli güvenliğimizi tehdit etmeye devam ettiği müddetçe bizim oradaki kararlı mücadelemiz tabii ki devam edecektir. Yani biz ondan taviz veremeyiz. Sahada bu doğrultuda gerekli çalışmaları yapıyor, her türlü tedbiri alıyoruz. Burada bizim için esas unsuru oluşturacak olan milli güvenliğimizdir. Yani milli güvenliğimizi tehdit eden ne varsa, nerede olursa olsun bu 4 nokta olabilir, 5 nokta olabilir veya daha fazla olabilir. Oralara karşı hani o bir gece ansın dediğimiz konu odur. Gerekli adımı atarız ve yapmamız gereken de neyse onu da yaparız. Çünkü bu mücadele ve çalışmalarımızı gerekli ve uygun gördüğümüz anda kapsamlı bir terörle mücadele harekatına dönüştürmekten asla kaçınmayız. Nitekim bugünkü Milli Güvenlik Kurulu basın metninde de bunlara özellikle yer verdik ve biz bunların başarılı sonuçlarını gördük, görüyoruz.
Biz esasında bölgedeki terörle mücadele gayretimizde sadece milli güvenliğimize yönelik tehditleri bertaraf etmiyoruz. Bölgenin huzurunu da burada temin ediyoruz. Ve terörle mücadele arkadaşlar biliyorsunuz tek taraflı olmaz. Onun için karşı taraf da buna aynı şekilde olumlu yaklaşımda bulunması lazım ki netice alalım. Amerika ve Rusya'nın 2019 Ekim ayında vardığımız mutabakatları uygulaması gerekiyor. Sınırdan 30 kilometre güneye. Ve tabii burada bir de PKK, YPG terör örgütü sınırımıza yakın bölgelerde bu mutabakatlara aykırı şekilde halen konuştu, tatbikatlar yapıyor. Hatta Kamışlı ve çevresinde bunlar eğitim alıyorlar. Şimdi bu gerçekler ortadayken Amerika koalisyon güçleriyle beraber bu adımları atarken biz nasıl NATO'da beraber olacağız? Ve bu duruma da kimse bizim sessiz kalmamızı bekleyemez. Efendim bu Şam konusunu da sormuştum ama. Tabii Şam'la ilgili olarak da bizim istihbarat örgütümüz oralarla ilgili görüşmeleri vesaire orası yürütüyor. Ve bizler de istihbarat örgütümüzün aldığı neticeler üzerinden yol haritamızı belirliyoruz. Efendim bu operasyonların, Suriye'ye yönelik operasyonların bir terörle mücadele boyutu var. Bir de Suriyeli sığınmacıların oraya yerleştirilmesi boyutu var. Bu konudaki planlamalarınızda bir değişiklik var mı? Yine Suriyeli sığınmacılar oradaki güvenli bölgelere yerleştirme çalışmalarınız, planınız, hedefiniz devam ediyor mu? Yani bize gelmiş olan sığınmacılar buradaki, diyorsunuz. Evet efendim. Yani onlardan biliyorsunuz biz şimdi Suriye'nin kuzeyinde, yani hedefimiz ilk etapta 100 bin, ikinci etapta bunları 250 bine çıkarmak. Buralarda biriket evler başladık yapıyoruz. Ve bu biriket evlere Türkiye'deki mülteciler yavaş yavaş taşınmaya başladılar. Ve bu biriket evlerin tabii altyapısı var. Yani artık öyle hani çadırlar, yağmur, çamur falan böyle bir durum yok. Altyapısıyla, her şeyiyle gayet güzel biriket evler yaptık. Ve bunların içerisinde yani 2+1, 1+1, banyosu, tuvaleti, her şeyi var. Ve ısınma noktasında da güneş enerjisiyle ısınma gibi bir burada proje yaptık. Ve bu projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii Suriyelilerin ülkelerine gönüllü ve güvenli, bunun yanında onurlu bir dönüşünü hazırlamamız lazım. Yani biz CHP'nin veya diğerlerinin söylediği gibi biz gelir gelmez bunları Suriye'ye süreceğiz. Böyle bir şey diyemeyiz. Bizim ne medeniyetimizde ne kültürümüzde böyle bir durum söz konusu değil. Onun için de insani muamelemizi sürdüreceğiz. Biz Yunan'ın baktığı gibi de bakamayız. Onların o botlara şişlemek suretiyle bunları Ege'de, Akdeniz'de nasıl gömdüklerini, nasıl onların boğulmasına zemin hazırladıklarını gördünüz, görüyoruz. Biz bu şekilde de bakamayız. Ve CHP'nin, Sayın Başkan'ın yaklaşımıyla da yaklaşamayız. Onurlu bir şekilde kendileri yerler hazır, artık gidebiliriz, kendi topraklarımıza dönmek istiyoruz dedikleri anda da kendilerini zorla burada tutmayız. Efendim bu az önce görüntüleri de geldi ekrana, biriket evler. Şimdi bu konu sadece Türkiye'nin sorunu değil, bir insanlık sorunu, yani bütün bir insanlığı ilgilendiriyor. Biz sadece Türkiye mi para harcıyor buraya? Uluslararası kanallardan bu biriket evlerin yapımına finans sağlanıyor mu yeteri miktarda? Şu anda bizim bu gördüğünüz biriket evlerin finansörü sadece biziz, sivil toplum kuruluşlarımız. Onların Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları. Evet, evet. Onların gayretleriyle bunları yaptık, yapıyoruz. İşte bir ara yani AGİT biz de işte destek vereceğiz, veriyoruz filan. Hatta Sayın Merkel'le bu konuları görüşmüştüm.
O da bir cüzi bir şeyden bahsetmişti. Ama yok gelen giden. Hiçbir şey gelmedi. Ama görüyorsunuz şu anda, bakın bunlar bizim yaptıklarımız ve Suriyeliler buralara artık yavaş yavaş yerleşmeye de başladılar. Tabii bütün mesele, şimdi bunların altyapısı da bir taraftan bitiyor. Oyun grupları, çocukların oynayacakları alanlar vesaireyle onlar da buralarda yapılıyor. Ve bizim bildiğiniz bütün STK'larımız sağ olsun buralarda büyük bir gayretle, coşkuyla, inançla bu yatırımları gerçekleştirdiler. Ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada da bu konuya değindim. Biz evrensel adalet çağrımızı inelemeye devam edeceğiz. Böylelikle uluslararası alanda Türkiye vicdanın sesi oluyor.